Dünya Perestiz'den herkese merhaba. Şimdi öncelikle baştan şunu söyleyelim. Bu bir inceleme videosu değil. Yani çok detaylı bir inceleme videosu değil. DJI Action 2 ile ilgili konuşacağız. Bununla ilgili inceleme videosu, karşılaştırmalar zaten internette çokça var. Biz kendimizin de aradığı bazı soruların yanıtlarını burada sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi yaklaşık bir haftadır DJI Action 2'yi kullanıyoruz. Bizdeki Power modül, bir de onun Dual Screen modülü var. İki ekranlı olan modülü. Biz Power modülü kullanıyoruz çünkü daha fazla güce ihtiyacımız var. O yüzden bunu seçtik. Dual Screen'da ise önde bir ekranı var. Yanılmıyorsam 2 ya da 3 tane daha mikrofonu var. Şimdi arkadaşlar, bu aksiyon kamera iki farklı parçadan oluşuyor. Bir tanesi kameranın kendisi. Yani kameranın kendisi bu. Önde merceği olan, arkada ekranı olan kamera. Diğeri ise güç modülü. Güç modülünün üstünde Type-C girişi var ve micro SD kart girişi var. Kameranın üzerinde herhangi bir giriş yok. Bu nedenle 10 metre derinliğe kadar su geçirmezlik vaat ediyor. Biz dereye falan soktuk burada. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Su geçirmedi. Kendi içerisinde 32 GB'lık bir hafıza var. Güç modülüne de ayrıca micro SD kart takabiliyorsunuz. Bizde 128 GB takılı. Ürün arkadaşlar güzel bir ürün. GoPro ile karşılaştırmayacağım şu anda. Biz GoPro Hero 7'de kullanıyoruz. İkisi aynı dönemde çıkan makineler değil. O yüzden karşılaştırmayacağım. Bu kameranın biz modülerliğine bayıldık. Neden? Şimdi bisiklet sürerken, biz bu Asya turumuzu çekerken zaman zaman sağa sola koymamız gerekiyor. Şu mıknatıslı özelliği o kadar pratik ki. Gidonda bunu tutan aparata bunu takıyorsunuz. Çekiminizi yapıyorsunuz. Sonra kendimizi mi çekeceğiz? Hemen çıkartıyoruz. Şu arkadaşa. Bunu takıyorsunuz. Açıyorsunuz, koyuyorsunuz bir kenara. Çekiminizi yapıyorsunuz. Bitti mi? Alıyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Tekrardan gidon aparatına takıyorsunuz. O kadar pratik. Onun dışında böyle bahsedeceğim, sağlam tutuyor mu? Bu çok merak ediyorduk almadan önce. Gerçekten gayet sağlam tutuyor. Hem modüller birbiriyle çok sağlam tutuyor. Hem de diğer aparatlar. Yani koyduğunuz anda bu buraya takılıyor. Ayrıca yoldaki tabelalara, direklere, metal direklere biz bunu denedik. Taktık, durdu. Çok mükemmel bir tutuşu yok. Ama iş görecek kadar bir tutuşu var. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Şimdi bizim bu kamerayı alırken en çok merak ettiğimiz bir konu var ama ondan önce birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Kamera 2.8 diyaframa sahip ve 155 derecelik bir açısı var. Bunlar da gayet iyi özellikler. Biz bu kamerayı alırken merak ettiğimiz konu şuydu. Bu kameranın Type-C girişi var. Bizim kullandığımız boya mikrofonun, ki şu anda ondan duyuyorsunuz sesi, 3.5 mm jack girişi var. Acaba bunda nasıl çalışır? Bir dönüştürücüyle çalışır mı? Bir sürü video izledik. Rode'un mikrofonuyla yapanlar var. Çünkü Type-C olduğu için takmışlar, çalıştırmış. Ama boya da yani ya da 3.5 mm kullanan herhangi bir mikrofonun bunu çalıştırıp çalıştırmadığı hakkında bir bilgimiz yok idi. O yüzden ne yapsak ne etsek derken dedik deneme yanılma yapalım. Boya firmasının Ozma için yani bu kameradan önceki kamerası için çıkardığı kameraya bir mikrofonu var. Daha doğrusu mikrofon adaptörü var. O da BY-K4 diye geçen şu adaptör. Ama özellikle şunu yazmışlar. Sadece DJI Ozma Action için. Dedik deneyelim hani yani sonuçta Type-C girişi diğer tarafta da 3.5 mm girişi var. Denedik. Type-C'ye taktık. Sonra boya mikrofonun 3.5 mm'sini de buraya taktık. TRS kablosunu. TRS'i değil TRS kabloyu. Çalıştı. Gayet de güzel alıyor sesi. Yani eğer aklınızda 3.5 mm mikrofon girişiyle ya da boya mikrofonla bu kameranın uyumluluğunu soruyorsanız, yani böyle bir soru işareti varsa kafanızda çalışıyor arkadaşlar. Boya'nın BY-K4 dönüştürücüsü çalıştırıyor. Biz bu sorunun cevabını çok aradık, çok araştırdık. O yüzden
Bir Türkçe bir içerik de yoktu. Bu nedenle sizinle paylaşmak için çekelim dedik. Dediğim gibi bu çok detaylı bir inceleme olmayacak. Ben açıp bunun menüsünü göstermeyeceğim. İnternette zaten birçok inceleme var. Çok güzel incelemeler var. Onlardan izleyebilirsiniz. Evet, nasıl çalışıyor arkadaşlar? Şimdi onu gösterelim. BY-K4 dönüştürücü kablo bu. Boya mikrofonun zaten 3,5 mm girişli TRS kablosu. Bu kabloyu buna takıyoruz. Ardından güç modülün üzerinde, bu kamerayla mikrofon kullanmak istiyorsanız güç modülü takılı olmalı. Bunu buraya taktık. Şimdi şöyle göstereyim kamerada. Bakın şu anda burada herhangi bir şey göstermiyor. Bir belirteç yok yani mikrofonun takılı olduğu ile ilgili. Şimdi mikrofonu takıyorum. Bakın gördünüz mü? Şu anda buraya geldi ve sesi de şu anda boya mikrofon üzerinden görüyorsunuz. Şu anda bu videonun sesi size GoPro'dan geliyor. GoPro Hero 7'den geliyor. Ama indicator bu şu anda burada çalışıyor, görüyorsunuz. Şimdi bir bakalım, biraz uzaklaşacağım. Sesi nasıl alıyor? Boya mikrofon üzerinden bu kaydısını da alalım. Evet, şu anda sesim size boya mikrofondan geliyor. Bu boyanın dönüştürücü kablosuyla beraber boyanın wireless mikrofonunu taktık. Type-C'den bağladık. Şimdi biraz uzaklaşacağım. Bakalım ses nasıl geliyor DJI Action 2'ye. Şu anda bu duyduğunuz ses tamamen boya mikrofondan. Biraz ilerliyorum. Bu arada çok güzel bir milli parktayız. Gürcistan Borjomi'de. Evet, şu anda benim sesimi boya mikrofon üzerinden DJI Action'dan alıyorsunuz. DJI Action 2'den alıyorsunuz. Gayet bu dönüştürücü adaptörle beraber mikrofon çalışıyor arkadaşlar. Biz bunu çok aradık, çok araştırdık. Tam bir yanıt bir türlü bulamamıştık. Hep Rode'un mikrofonu ile ilgili bir açıklama vardı. Ama boya da çalıştırıyor. Bunu da bilin. Ses gayet iyi geliyor. Onun dışında size anlatabileceğim bazı ekipmanlar var. Yani bisiklet turunda kullanacaksanız eğer gerçekten kullanışlı olabilecek, yani çok pratik olabilecek. Lanzin'in çıkardığı MT50 diye bir monopod var. Tripod var. Küçük minik bir tripod. Bu tripod kafası 360 derece böyle oynuyor. Onun dışında açıp bu şekilde böyle koyabiliyorsunuz. Ve bu boyut arkadaşlar uzuyor, yani şu kadar oluyor. Suya falan da soktuk, gayet güzel çalışıyor. Kamerayı da alıyorsunuz. Şöyle üstüne takıyorsunuz. Bitti. Bu kadar. Son derece kullanışlı. Nerede kullanırsınız bunu? Zaten hani bir seyahat falan yapıyorsanız bir elinizde bir çubuk olarak bunu tutabilirsiniz. İşte selfieleriniz ya da çekimlerinizde. Ama bisiklet turunda gerçekten çok kullanışlı. Yani bisikletin üstünde de şöyle bir aparat var. Şimdi bunu anlatacağım. Bunu koyuyorsunuz. Bu bisikletin üstünde oluyor. Çıkartıyorsunuz, getiriyorsunuz. Buna takıyorsunuz. Bir köşeye koyuyorsunuz. Çekiyorsunuz kendinizi. Hop geri alıyorsunuz. Vida derdi yok. Ya bu mıknatıs özelliği, bu kameranın bu mıknatıs özelliği ve modülerliği bir harika. Hiç vida ile uğraşmıyorsunuz. Aman bunu kendime çevireyim. GoPro'daki gibi vida çevireyim falan, böyle şeyler yok. Bu kamerayı bizim tercih etmemizin en büyük sebebi de bu modülerliği. Çünkü çıkartıyorsunuz, takıyorsunuz. Yani buraya takıyorsunuz. Güç modülüyle değil yani. Gidip bunu böyle tek başına da buraya takabiliyorsunuz. Bu kamerayı tercih etmemizin birinci sebebi bu oldu. Yani görüntü kalitesi evet güzel. GoPro ile kıyaslarsak belki biraz aşağıda kalabilir. Fotoğraflarını çok beğenmedik. Bunu açık söyleyeyim. GoPro daha iyi bence. Ama bu modülerliği her şeyi örtbas edebiliyor. Her şeyi. Biz başka ne aldık aklınızda olsun? Yani bu kamerayı kullanıyorsanız kesin bir aksiyon işindesiniz. Adı üzerinde aksiyon. Kamerayı korumak için DJI'nin kendi manyetik kılıfı var. Biz bunu aldık. Birkaç kere de düşürdük. Olan kılıf oldu. Bunu zaten direkt böyle, zaten mıknatıs hemen çekiyor kendine. Bunun içine takıyorsunuz. Biz bu şekilde kullanıyoruz. Yine güç modülü içinde bir tane böyle bir kılıfı var. Bundan arada bir çıkabiliyor ama bunda bir magnetik bir özellik pek yok.
O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bunların ikisi de sonra gayet güçlü bir şekilde yerine oturuyor. Ben bunu alırken aslında şey düşünmüştüm. Bu kamerayı kendime kolayca çevirebilmek için, zaten hani bu mıknatıslı ya, bunu alırım böyle takılı, alırım bunu böyle çeviririm diye düşünmüştüm. Yasemin de aynı şekilde bunu böyle düşündü. Fakat olmuyor arkadaşlar. Bunun bir yönü var. Direkt böyle oturuyor. Onun için de 360 derece dönen bu GoPro aparatları bütün aksiyon kameralarla zaten uyumlu oluyor. Onu kullanabilirsiniz. Onun dışında biz ne aldık? Şöyle bir kafa aldık. Yine bu da mıknatıslı. Şöyle göstereyim. Bu ne işe yarıyor? Aslında bir nebze Yasemin'in bisiklete takarız diye almıştık ama Yasemin GoPro'yu kullanmayı tercih ediyor iki kamera olsun diye. Bunun altında bu 1/4 tripod başlıklarına uyumlu bir vida var. Bunu doğrudan tripoda takabiliyorsunuz. Onun dışında şöyle gizli bir şey yapmışlar. Yine Ulanzi'nin. Bu doğrudan herhangi bir bisiklet aparatına falan takmak için uygun hale geliyor. Bunun bir de şarj özelliği olanı var. Yani Type-C girişi olanı var. Eğer onu alırsanız kamerayı bisikletin üstündeyken ya da işte bunun üzerindeyken şarj edebilirsiniz. Pardon, bunun üzerinde edemezsiniz. Bu kafayı çıkarmanız lazım. Bunu unutun. Bisikletin üstünde ya da herhangi bir şekilde buradan Type-C girişten takıp şarj edebilirsiniz. Biz o versiyonunu almadık ama pişman oldum. Keşke öyle alsaydım. Ve bu kameranın kutusunun, yani power modülün içinden çıkanlardan bir tanesi de bu kolye. Bir, o bisiklete taktığım aparat şu anda bisiklet üstünde, onu göstermeyeceğim. Bildiğiniz klasik böyle bir şey takıyorsunuz direkt. Bir de bu kolye. Bu kolye harika bir şey arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz, boynunuza takıyorsunuz. Şöyle kıyafetinizin içine atıyorsunuz. Kamerayı alıyorsunuz. Diyelim markete girdiniz, herhangi bir yere girdiniz ya da bisikletle böyle çektiniz ki çektim gayet güzel oluyor. Biraz dikkat edin ama çok sarsıntı da çıkabilir. Bunu alıyorsunuz. Bitti. Böyle bir çekim. Biz herhangi bir işte tarihi bir yere girdiğimizde, bir kaleye girdiğimizde bu şekilde çekimler yapıyoruz. Bisiklet üstünde de birkaç kere yaptık. Bazen yürürken de yaptık. Gayet kullanışlı oluyor. Başta söylediğim gibi bu bir inceleme videosu değil. Ben bunun menülerine girip teker teker size anlatmayacağım. Çünkü zaten bununla ilgili birçok video var. Fakat eğer aklınıza takılan herhangi bir sorun olursa bu kamerayla ilgili yorumlarda yazın, size yanıt verelim. Eksik bildiğimiz, yanlış bildiğimiz ya da bir öneriniz varsa kamerayla ilgili lütfen onları da yorumlarda yazın. Onları da okuyalım, sizinle tartışalım, yanıt verelim. Yani çok kısa özetle bu kamerayı tercih etmemizin bizim birinci sebebimiz modülerliği oldu. Başka da bir sebebi yoktu. İlk başta. Çünkü bu modülerlik bisikletteyken gerçekten çok kullanışlı oluyor. Onun dışında diğer incelemeleri zaten YouTube'da onlarca kanalda inceleme var. Orada yapabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlarınızı da bekliyoruz. Videoyu beğenip abone olursanız da memnun oluruz. Buradan hepinize sevgilerle.